Döndük tersine. Bravo. Ama 12 maçtır gol yememek büyük bir başarıdır Türkiye liglerinde, özellikle ikinci ligde büyük bir başarıdır. Çünkü burada maçlar korokor, çata çat geçer tabiri caizse. Mutluyum. Böyle bir olayla ön plana çıktığım için gururluyum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bana bu onuru yaşattıkları için. Bravo. Performansımda ve iyi gidişatında büyük pay sahibi olan Emrah hocamız da unutmadan onu da değinelim. Onun da emeğine sağlık. O da çok büyük fedakarlıklar yaparak, güzel antrenman drilleri hazırlayarak beni formda tutuyor kendisi. Ona da teşekkür ediyorum. Güzel birlikteyelik, beraberliğimiz var. Diğer kaleci arkadaşlarım, kardeşlerimin de çok büyük yardımı var. Onlar da arkadan sıkı çalıştırarak tabiri caizse beni sıkıştırıyorlar ve ben de böylelikle tabii ki kendimi hiçbir zaman gevşetmeden disiplinli bir şekilde her zaman ve her antrenman ve antrenman kaçırmamaya özen göstererek her antrenmana çıkıyorum. Elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Çalışıyorum. Taraftarımız zaten hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Desteğini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Biz takım olarak zaten bu önemli mücadelenin farkındayız, ciddiyetinin farkındayız. Kocaeli takımı büyük bir camia, saygı duyuyoruz ama biz de bir o kadar da büyük bir camiayız. Van büyük bir şehir, büyük bir camiayız. Ve biz futbolcular olarak nerede olduğumuzun farkındayız, bilincindeyiz. Taraftarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı zaten. Cumartesi günkü maçta da bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Tam destek, onların desteği ve güzel enerjisi, duaları, tezahüratları sayesinde cumartesi günkü maçta alnımızın akıyla galip gelerek mutlu bir şekilde o sahadan ayrılmak istiyoruz. Evet, kalecimiz Haydar'ı, kaleci hocamız Emre Hoca'yı, tüm takımı böyle bir rekora imza attıkları için ve Vanspor forması altında böyle bir rekora imza atıldığı için tebrik ediyorum. Haydar'ı başta tebrik ediyorum. Kaleci hocamızı tebrik ediyorum. Futbolcu arkadaşları, tüm Van camiasını bu konuda tebrik ediyorum. Bu onuru da bu anlamda yaşıyoruz. Gidişatımızla ilgili bizim geldiğimiz noktada sezon başında bu takım belki şampiyonluk için ve gidişatında ilk 8-10-12 haftada belki şampiyonluk için kurulmamıştı ve o yönde ilerlemiyordu. Daha sonra arkadaşlarla ciddi bir birlik, beraberlik emeklerin neticesinde biz belli bir noktaya geldik. Ve bu noktadan sonra bizim özellikle şampiyonluk yolundaki şampiyonluk hedefiyle lige başlayan rakiplerimizle çok ciddi kıyasıya bir mücadele şu anda sürüyor. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız takımımızla, kulübümüzle. Bu çok değerli Van ilinin gözbebeği Vanspor'un bir üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün mücadeleyi göstereceğiz. Tabii çok saygıdeğer rakiplerimiz var. Özellikle bu hafta hocamız Kocaeli Spor takımı. Çok saygıdeğer bir rakip, büyük bir camia, değerli futbolcuları, değerli bir hocası var. Biz burada elimizden geldiğince onlarla çok ciddi bir maç çıkarıp, tabii ki maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da kazanmaya gelecekler. Netice itibariyle bulunduğumuz yerde şu anda iyi yerdeyiz. Bir üst lige çıkmak için bütün her şeyimizi vereceğiz. Bunun için de halkımızla, Vanspor severlerle, yönetimizle, futbolcu kardeşler, teknik heyet ve tüm çalışanlarımızla bir bütün halinde Allah nasip ederse bu yola devam edeceğiz. Alçak gitti ama iyi.